Hazreti Ömer Efendimiz Allah ondan razı olsun devlet başkanı, halife Hazreti Ebu Bekir'e fikrini açtı. Dedi ki ey Ebu Bekir hafızlarımız şehit düşüyorlar. Kur'an tehlikede. Çok diri bir düşüncesi vardır. Net bir imanı İslam'a bütün hücreleriyle bağlılığı vardır Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in. Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimizin İslam'ın geleceğini düşünürler. Neler yapılması gerekir? Hangi tedbirleri almak lazım gelir? Bu konuda devlet başkanına danışmanlık yaparlar. Fikirlerini açıklıkla söylerler. "İ e ne dersin Ömer, ne yapalım? Kur'an'ı bir musaf halinde toplamamız lazım gelir. Kim yapar bunu?" Zeyd bin Sabit. Bakın peygamberim geleceğe yönelik bir eleman yetiştirdi. Hazır eleman. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çağırdı Zeyd bin Sabit'i. Zeyd böyle bir iş yapacağız. Bu bir heyet işidir. Komisyon kuracağım, heyet oluşturacağım. Bu heyetin başkanı, bu komisyonun başkanı sensin. Emredersin. Ya halifeti Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi. Emredersin. Vazifeyi kabul etti. Hemen topladı heyeti. Konuyu görüştüler. Şartları belirlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında vahiy katipliği yapanlar yazdıkları kırtasla beraber huzurumuza gelsinler. Getirdiler. Bu kırtasta yazılı olan sureyi, yazılı olan ayeti Peygamber Efendimizin huzurunda yazdığına dair iki tane de şahidin var mı? Bakın iş biraz zor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde toparlandı. Çünkü Peygamberimizin zamanında Ebu Bekir, Ömer zamanında henüz İslam dünyasında kağıt yok. Çin'de kağıt var, Orada imal ediliyor, orada üretiliyor. Ancak Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında kağıt İslam dünyasına gelecek. Emevilerden sonra Talas Savaşı'ndan sonra da Talas Savaşı'yla esir edilen Çinliler Semerkant'ta bir atölye yani bugünkü ifadeyle kağıt fabrikası kuracaklar ve kağıt orada imal edilerek bütün bir dünyadaki kültürel faaliyetlerin önü açılacak. Şu anda herkesin elinde kırtası var. Ya deri parçası, ya sal taş veya hayvanların kemikleri veya hurma ağacının gövdeleri buna benzer kırtaslarıyla geldiler heyetin huzuruna. Bu sureyi, bu ayeti Peygamber Efendimizin huzurunda yazdıklarına dair ikide şahit getirdiler. Buna Hazreti Ebu Bekir Efendimizin zamanında Kur'an-ı Kerim'in cem'i yani Kur'an-ı Kerim'in toplanması, bir musaf haline getirilmesi, resmi bir musaf olayı diyoruz.